kitabımızın adı Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit. Yazar Carl Gustav Jung. 2. bölüm. Rüyalarda UFO. Devam. 3. rüya. Bu rüya daha uzun bir bağlamın bir kesintisini oluşturuyor. 6 yıl kadar önce 42 yaşındaki bir kadın hasta tarafından görüldü ve not edildi. Hasta kadın o sıralar henüz uçan daireler ve benzeri şeylerden söz edildiğini duymamıştı. Kadın rüyasında bahçede duruyor. Birdenbire bir motor uğultusu duyuluyor. Neler olduğunu görmek için bahçe duvarının üstüne oturuyor. Siyah, metal bir cisim görünüyor ve kadının üstünde daire çiziyor. Büyük metal bir uçan örümcek bu. Koyu renkli iri gözleri var. Yuvarlak biçimli. Bu yeni, benzersiz bir uçaktır. Örümceğin gövdesinden yüksek, net bir ses heybetle çınlayarak bir dua okuyor. Herkes için, hem dünyadakiler hem de örümcekler için bir işaret, bir uyarıdır bu dua. Duanın anlamı bizi aşağıya indir ve bizi aşağıda güvende tut. Bizi yükseğe taşı. Bahçenin bitişinde büyük bir yönetim binası bulunuyor. Burada uluslararası kararlar alınıyor örümcek şaşırtıcı bir şekilde alçaktan uçarak binanın pencerelerinin önünden geçiyor. Belli ki binanın sakinlerini sesiyle etkilemeyi ve onlara barışı olanaklı kılan yolu yani manevi gizemli dünyanın yolunu göstermeyi amaçlıyorlar. Binadakilerin uzlaştırıcı kararları almaları gerekiyor. Bahçede başka izleyiciler de var. Kadın tamamen giyinik olmadığı için biraz utandığını hissediyor. Üçüncü rüyanın yorumu. Rüyanın alıntılanan kesitinden önceki bölümünde rüyayı gören kadının yatağının bahçenin çevre duvarına bitişik olduğu saptanmıştı. Yani kadın açık havada uyumuştur. Bununla kadının uyku sırasında ve sonrasında açık doğaya yani psikolojik açıdan bizim doğal çevremizin bir karşılığını oluşturan ve sürekli bu çevreye yansıtılmış halde bulunan kişisel olmayan kolektif bilinç dışına maruz kaldığı ima edilmektedir. Duvar, rüyayı gören kadının yakın çevresini uzak bir çevreden yönetim binası ayıran sınırı imgelemektedir. Uçan örümcek olarak tanımlanan yuvarlak metal bir cisim görünür. Bu betimleme UFO'ya karşılık düşer. Örümcek olarak tanımlamaya gelince UFO'ların başka bir gezegenden gelen ve metalik parıltılı kabukları olan bir tür böcek oldukları hipotezini anımsayalım. Dünyamızdaki böceklerin yine metalik görünümlü kıtin kabukları da bunun bir benzeridir. Her UFO bir sürü değil tek bir hayvandır. İtiraf etmem gerekiyor ki ben de çok sayıda haberi okuduğumda UFO'ların tuhaf davranışlarının daha çok bazı böcekleri anımsattığını düşündüm. Böyle bir varsayım üzerine spekülasyon yaparsak doğanın uygun yaşam koşullarında bilgisini, fizyolojik ışık üretimi ve başka birçok benzerlerinden farklı bir doğrultuda örneğin Yer çekimsizlikte harekete geçirebilecek yetide olması ihtimali vardı. Teknik hayal gücümüz zaten çoğu zaman doğanın hayal gücünün gerisinden gitmektedir. Tüm deneyim nesnelerimiz yerçekimine tabidirler. Bunun büyük bir istisnası psikedir. Psikik nesne ve yerçekimi bizim bilgimize göre kıyaslanamazlar. İlkesel olarak farklı görünürler. Psike çekiminin bizim bildiğimiz biricik zıttını oluştururlar sözcüğün asıl anlamıyla yer çekimsizliktir. Bu düşünceyi kanıtlamak için parapsikolojinin deneyimlerine, örneğin levitasyona ve artık yalnızca cahillerin yatsıdığı zamanı ve uzamı görelileştiren diğer psikik fenomenlere başvurabiliriz. Açıktır ki uçan örümceğin temelinde bu türden bir bilinç dışı fantezi yer alıyor. UFO literatürü de Oloron ve Galilak'ta gerçekleştiği söylenen iplik yağmurunu açıklarken uçan örümceğe gönderme yapar. Bunun yarı sıra incelediğimiz rüya yeni, eşsiz bir uçağın söz konusu oluşuyla modern teknik fanteziyle uzlaşmadan da geri kalmamaktadır. Örümceğin pislik doğası insana benzer bir varlıktan kaynaklandığı belli olan bir ses içermesiyle açığa vurulmaktadır. Bu tuhaf fenomen herhangi bir cismin ses çıkardığını duyabilen akıl hastalarındaki benzer olaylar anımsatıyor. Seslerle, vizyonlar gibi bilinç dışının faaliyetinin yol açtığı bağımsız anlam dışa vurumlarıdır. Eterden gelen seslere UFO literatüründe de rastlanmaktadır. Görmeyi ve görme yönelimini yani bir niyeti ifade eden gözlerin vurgulandığına dikkat edelim. Bu niyet kendini mesajı bir yandan yeryüzü sakinlerine Diğer yandan örümcektekilere yönelik olan ses yoluyla dışarı vuruyor. Burada bir tutarsızlık olarak herhalde uçak yani yolcuları taşıyan bir makine çağrışımının yol açtığı diğer olasılık beliriyor. Belli ki yolcular en azından insana benzer olarak düşünülmüşlerdir. Çünkü aynı mesaj hem onlar için hem de insanlar için belirlenmiştir. Bu yüzden her ikisinin de yalnızca insanın farklı ve çeleri olduğu Örneğin aşağıda yeryüzündeki empirik insan ve yukarıda gökyüzündeki tinsel insan oldukları tahmin edilebilir. Gizli mesaj ya da dua tek bir ses tarafından, açıkça bir duacı ya da vaiz tarafından okunmaktadır. Bu kişi önder ve taşıyıcı olma, yani örümceğe hitap etmektedir. Bu nedenle örümcek simgesini daha yakından incelemek durumundayız. Bizim enlemimizde tamamen zararsız olan bu hayvanın birçok kişi için bir korku ve batıl inanca dayalı değer verme nesnesi olduğu bilinmektedir. Gündüz örümceği büyük keder. Akşam örümceği büyük umut. Birisinin yukarı odadaki, beyindeki işleri yolunda değilse delirir ve çatı katında örümcek ağı vardır. Örümcekten kaynaklanan büyük korkuyu yurttaşımız Jeremias Gotthelf Şivarzen Spinne adlı öyküsünde canlı bir biçimde betimlemiştir. Örümcek ve sıcak kanlı olmayan ya da merkezi sinir sistemi bulunmayan diğer hayvanlar rüya simgeleri olarak bize son derece yabancı bir pisçik dünyanın temsilcileri rolünü oynarlar. Görebildiğim kadarıyla genellikle gerçi etkin olan ama henüz uzunca bir süre bilince açık olmayan yani henüz merkezi sinir sistemi alanına girmemiş olup daha derindeki sempatik ve parasempatik sinir sisteminde duran içerikleri dile getirirler. Örneğin, psikenin üstün ve belirleyici bütünlüğü fikrini idrak karşısında büyük zorluklar hisseden bir erkek hastanın gördüğü rüyayı hatırlıyorum. Bu düşünceye benim yazdıklarımdan birini okurken kapılmıştı. Karakteristik bir biçimde ben ve benlik arasında ayrım yapamıyordu ve kalıtsal yatkınlığı olduğu için hastalıklı bir enflasyona yakalanma tehlikesi vardı. Bu durumda şu rüyayı görmüştü. Bir şeyi ararken tavan arasında didik didik ediyordu. Bu sırada bir çatı deliğinde harika güzellikte bir örümcek ağı keşfetmişti. Ağın ortasında büyük bir haçlı bahçe örümceği duruyordu. Örümceğin gövdesi maviydi ve bir elmas gibi ışıldıyordu. Adam gördüğü bu rüyadan çok etkilenmişti. Aslında bu rüya da kalıtsallığı dikkate alınırsa tehlikeli olan bir özbenlikle özdeşleşmenin etkileyici bir yorumudur. Bu gibi vakalarda gerçekte ikincil konuma düşmenin imasına bile katlanamayan benliğin zayıflığı söz konusudur. Bu durum benliğin küçüklüğünü tehlikeli bir şekilde vurgulayacaktır ve bunun da her koşulda engellenmesi gerekmektedir. Ne var ki yanılsamalar yaşama aykırıdırlar. Çünkü sağlıklı değiller ve er ya da geç onlar yüzünden tökezlenecektir. Bu yüzden bu rüya adeta düzeltme yapmaya çalışmaktadır ve bu düzeltme Delfi Kahin'in sözleri gibi muğlaktır. Rüya bir anlamda şunları söylüyor. Yukarıda, kafanda, tavan arası seni rahatsız eden, bilmediğin, ender bulunur, değerli bir şeydir. Simgesel bir biçimde ortak merkezli çok sayıdan çemberin ortasına oluşturan ve bu yüzden orta çağın evren tasvirlerindeki Tanrı'nın gözü gibi, merkezinde küçük ya da büyük dünyaya benzeyen sana yabancı bir hayvan gibidir. Sağlıklı bir akıl, paranoyakça Tanrı'ya benzeme tehlikesi nedeniyle merkezle özdeşleşme ile bu tarzda bir karşılaşmaya direnecektir. Bu örümceğin ağına giren haps olacak ve yaşamından olacaktır. İnsan topluluğundan yalıtılacaktır. Ne toplum ona ne de kendisi topluma ulaşabilecektir. Her şey olan ve kendi dışında hiçbir şey bulunmayan yaradanın yalnızlığına kapılacaktır. Üstelik bir de babası akıl hastasıysa kişinin de a örmeye başlama tehlikesi vardır ve bu yüzden örümceğin gözden kaçırılmaması gereken uğursuz bir veçesi bulunur. Rüya gören kadının yuvarlak, metal örümceğinin de benzer bir özelliği bulunuyor.'' Bu örümcek şimdiden çok sayıda insanı ya da onların ruhlarını yutmuştur ve bu yüzden yeryüzü sakinleri için de tehlikeli olabilir. Bu nedenle duanın tanrısal olduğu böylelikle kabul edilen örümceğin ruhları aşağıya yani gökyüzüne değil yeryüzüne getirilmesini ve onları aşağıda güvenli bir halde tutmasını sağlaması gerekir. Çünkü ruhlar henüz ayrılmış dinler değil yaşayan dünyevi varlıklardır. Bu halleriyle yeryüzündeki yaşamlarını kanaat içinde tamamlamaları ve akli bir enflasyona izin vermemeleri belirlenmiştir. Aksi halde kendilerini örümceğin karnında bulacaklardır. Başka bir deyişle kendi benliklerini en yukarıya koymamaları ve böylelikle nihai merci konumuna yükseltmemeleri tersine benliğin evin tek hakimi olmadığı, dört bir yandan bilinç dışı dediğimiz etmenle çevrili olduğu gerçeğini hiç akıllarından çıkarmamaları gerekmektedir. Bu etmenin kendi başına ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnızca paradoksal dışa vurumlarını tanıyoruz. Bize düşen doğayı anlamaktır ve bu kadar karmaşık ve huzursuz oluşu karşısında sabırsızlanmanın yararı yoktur. Eskiden çok da uzak olmayan bir tarihte bakterilere inanmayan ve bu nedenle yalnızca Almanya'da 20 bin genç kadının önlenebilir Laosa ateşinden ölmesine neden olan yetkililerin zihinsel inatçılık yeteneğinin yol açtığı ruhsal tahribatlar istatistiklere girmiyor ve bu yüzden var olmadıkları sonucuna varılıyor. Aşağıda dünyada kalma uyarısını hemen paradoksal bir biçimde bizi yukarı taşır ricası izlemektedir. Rüyayı gören kadının aşağıya indirmeyi yukarıya çıkartmadan bir boşlukla açıkça ayırdığını dikkate almak zorunda olmasaydık Faust'un şu sözü akla gelebilirdi. Bat o zaman. Çık da diyebilirdim. Bu ayırmayla burada bir coincidentia oppositorum değil bir art ardalığı söz konusu olduğunu işaret edilmektedir. Zıtların birleşmesi coincidentia oppositorum. Çünkü açıkça ahlaki bir süreç yeni bir katabasis ve anabasis söz konusudur. Yedi basamak aşağı ve yedi basamak yukarı dönüşüm gizemindeki kraterin içine dalmak ve bunun ardında ilahi soya yükselmek. Ekmek ve şarap ayini de konfitetör kua pavaci nimez, yani ağır günahlar işlediğimi itiraf ediyorum sözleriyle başlar. Aşağıya inmek için rehberlik gerekiyor gibidir. Yükseklerden aşağıya inmek ve aşağıda kalmak insana kolay gelmez. İlk planda sosyal bir prestij kaybından ve ikinci planda ise kendi kötülüğünü itiraf etmekten müteşekkil ahlaki özgüvenin yitirilmesinden korkulur. Bu yüzden özelleştiriye şaşırtıcı ölçüde yan çizilir ve bu gibi kişiler başkalarına vaaz verirken kendileri hakkında hiçbir şey bilmezler kendileri hakkında bir idraka sahip olmadıklarına sevinirler. Çünkü o zaman yanılsamaların pembe parıltısını hiçbir şeyi gölgelemez. Aşağısı her türlü kendini aldatmaya rağmen etkili bir şekilde mevcut olan gerçeklik zeminidir. İnsanların bugünlerde kendi düzeylerinin biraz üstünde durdukları kabul edilirse oraya inmenin ve orada kalmanın acil bir önem taşıdığı görülüyor. Bu genele yönelik olma sonucu bir insan grubunun sorununu anlatan ve bu yüzden onu kolektif bir sorun olarak kabul eden rüyadan çıkıyor. Hatta rüya bütün insanlığı hedeflemiştir. Çünkü örümcek uluslararası kararların alındığı binanın pencerelerine olabildiğince yakın uçmaktadır. Orada toplanan kurulu etkilemek ve onlara manevi dünyaya götüren yolu yani kendini bilmeyi göstermek istemektedir. Rüya bu yolun barışı mümkün kılmasını beklemektedir dolayısıyla ölümcek uyaran, kurtarıcı mesajı getiren bir Mesih rolünü oynamaktadır. Rüyayı gören kadın sonunda yeterince giyinik olmadığını keşfeder. Rüyalarda sık rastlanan bu izlek esas olarak içinde bulunan duruma yeterince uyum sağlanmadığına ya da görece bu durumun bilincinde olunmadığına işaret eder. Kendi eksikliğine ve ihtimalciliğine işaret etmek başkalarına ışık tutulan bir anda özellikle uygun görünür. Çünkü bu gibi durumlarda kendini üstün görme tehlikesi pusuda bekler. Aşağıda kalma uyarısı günümüzde defalarca teolojik endişelere neden olmuştur. Burada söz konusu olan psikolojinin etik tutumda bir gevşemeye yol açmasından korkulmaktadır. Oysa psikoloji bize ilk planda yalnızca kötünün değil iyinin de net bir bilgisini sunmaktadır. Kötüye kapılma tehlikesi onun bilincinde olunmaması durumundakine göre daha azdır. Kötüyü tanımak için her zaman psikolojiye de gerek yoktur. Dünyada gözlerini açarak dolaşan hiç kimse kötüyü görmezden gelmez. Bir deliye düşme olasılığı da bir körünkünden daha azdır. Teoloji çevrelerinde bilinç dışının araştırılması, gnostizmle suçlandığı gibi etikte bir sorun olarak ele alınması da antinonizm ve sefihlikle suçlanmaktadır. Sağlıklı bir akla sahip olan hiç kimse günahlarını eni konu itiraf ettikten ve ardından pişmanlığını bildirdikten sonra bir daha hiçbir günah işlemeyeceğini düşünmez. Hatta daha derin bir psikolojik bilgi insanın günaha girmeden yaşayamayacağını gösteriyor. Cogitatine verbo et opera yani düşüncelerle, sözle ve eylemle. Yalnızca son derece saf ve bilinçsiz bir insan ...günahtan kurtulabilecek durumda olduğunu zannedebilir. Psikoloji bu gibi çocuksu yanılsamalara artık kaplamaz, hakikate itaat etmesi... ...ve hatta bilinç bir özür olmadığı gibi en kötü günahlardan da biri olduğunu saptaması gerekir. İnsan yargısı bilinç ceza almaktan kurtarabilir ama bir suçun bilincinde olunup olunmadığını... ...hiç umursamayan doğa bir o kadar da acımasızca alır intikamını. Luka İncil'inin 6. bölümündeki kitaptan çıkarılmış pasajda İsa Mesih'in şabat yasağını çiğneyenlere ne yaptığını bilirsen bahtiyar olursun demesi bir yana sadakatsiz kahya meselesinden efendinin yanlış bir bilançosunan hizmetçisini akıllıca davrandığı için övdüğünü öğreniyoruz. Bilinç dışının giderek daha fazla bilinmesi, daha geniş bir yaşam deneyimi ve daha büyük bir bilinçlilik anlamına gelir ve dolayısıyla bize yeni, etik karar vermeyi davet eden durumlar sunar. Gerçi bu durumlar zaten her zaman mevcuttur. Ama zihinsel ve ahlaki açıdan daha az netlikte kavranmış ve kasıtlı olarak alaca karanlıkta bırakılmıştır. Bu ihmalcilikle bir ölçüde bir mazeret sağlanmakta ve böylelikle etik bir karar almaktan kaçınılmaktadır. Ancak daha derin bir kendini bilmeye ulaşıldığında çoğu kez en zor sorunlarla, özellikle görev çatışmalarıyla karşı karşıya bulunduğu görülmektedir. Bunlar hakkında hiçbir yasa maddesiyle, ne on emrin ne de başka bir otoritenin buyruklarıyla karar verilemez. Ayrıca asıl etik kararlar ancak burada başlamaktadır. Çünkü sadece bir araya toplanmış, yapmamalısın buyruklarına itaat etmek henüz ahlaki bir karar değil, salt bir biat edimidir ve hatta koşullara göre etikle hiçbir ilgisi olmayan rahat bir kaçış yoldur. Uzun deneyimlerim boyunca etik ilkeleri yatsımayı ya da bu açıdan yalnızca bir kuşkuyu bile aklıma getiren bir duruma rastlamadım. Tam tersine deneyimin ve bilginin artmasıyla birlikte etik sorun netleşti ve ahlaki sorumluluk arttı. Genel görüşün aksine bilinç dışının bir özür oluşturmadığını, tersine sözcüğün asıl anlamıyla bir suç olduğunu anladım. Bu soruna yukarıda değinildiği gibi daha İncil'de imada bulunulduğu halde anlaşılır nedenlerden ötürü kilise bunu ele almamış, bu konuyla ciddi ciddi ilgilenmeyi gnostizizme bırakmıştır privatio boniye yani iyinin yokluğuna dayanılmakta ve bunun ötesinde her defasında neyin iyi ve neyin kötü olduğunun bilindiğine inanılmaktadır. Zahiden etik olanın yani özgür kararın yerine ahlak kuralları konulmaktadır. Böylelikle ahlaklılık yasaya uygun davranışa kaymakta ve Felix Kulpa mutlu hata cennete ait bir olay olarak kalmaktadır. Yüzyılımızın etik açıdan gerilmesine şaşırılmakta ve bu alandaki durgunluk bilim ve teknikteki ilerleme ile karşılaşılmaktadır. Gel gelelim saf ahlak kuralları üzerinden etosun unutulduğu gözden kaçmaktadır. Oysa etos formüllendirilemeyen ve derlenemeyen bir şeydir. Her gerçek ilerlemenin dayandığı yaratıcı akıl dışılıklardandır. Salt farklılaşmış bir işlevi değil bütün insanı gerektirir farklaşmış işlem elbette insana onun çalışkanlığına, sabrına, dayanıklılığına, iktidarı ele geçirme çabasına ve yeteneğine bağlıdır. Böylelikle ilerlenir ve gelişilir. Burada ilerlemenin ve gelişmenin ne anlama geldiği öğrenilmiştir. İnsanın çabalaması, istemesi ve yapabilmesidir bunlar. Fakat bu sadece işin bir özüdür. Diğer yüzde insanın ne olduğu ve kendini ne olarak bulduğu vardır. İnsan bunları değiştiremez. Bu konuda kendi emrinin dışındaki koşullara bağlıdır. Burada bir uzman değil, kendisini değiştirmenin bilmeyen bir üründür. Bireysel birikçiliği içinde nasıl ortaya çıktığını bilmez ve üstelik kendisi hakkında son derece yetersiz bir bilgiye sahiptir. Hatta henüz kısa bir süre önce psikiyatricinin kendisi hakkında bildiği şeylerden oluştuğunu ve beyin zarının bir ürünü olduğunu öne sürmüştür. Bilinç dışı pisişik süreçlerin keşfinden bu yana yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu keşif kamuya mal olmaktan hatta bütün önemiyle kavranmaktan hala çok uzaktır. Örneğin insan tamamen bilinç dışının işbirliğine bağımlı olduğunu hatta aklından geçen son cümleyi bilinç dışının kendisine söyletmeyeceğini bile bilmemektedir. Kendisinde bir şeyin taşıdığını fark etmemekte kendisini yalnızca eyleyen biri olarak görmektedir. Bilmediği bir şeyin varlığına bağlıdır ve onun tarafından taşınır ama bu varlık hakkında tarih öncesi çağlarda unutulmuş insanların aklına gelmiş ya da daha uygun söyleneceği gibi bu insanlara vah olunmuş tasavvurlara sahiptir. Nereden gelir bu tasavvurlar? Açıkça bilinç dışı süreçlerden. Hani şu hala her yeni insan yaşamında annenin çocuktan önce oluşu gibi bilinçten önce gelen ve bilinç dışı denilen yerden. Bilinç dışı kendini hala rüyalarda ve vizyonlarda tasvir eder ve bilince, bilinci parçalanmış işlevselciliğin aksine yalnızca görünüşte insanın ilgilendiği tek işlevle ilişkili olan ama gerçekte bilinmeyen bütün insana ilişkin olan olguları öne çıkartan görüntüler sunar. Rüyalar gerçi genellikle bilinç uzmanlık dilinde konuşsalar da canis panem somniat piskator piskes yani köpek rüyasında ekmek görür balıkçı ise balık tutmayı. Bütün olanı ya da en azından insanın fazladan ne olduğunu yani hazır bulunan ve çok derinden bağımlı olan bir varlık olduğunu ima ederler. Özgürlük dürtüsünün içinde insan bu türden bir bilgiye karşı adeta içgüdüsel bir yatsıma duyumsar. Çünkü pek de haksız sayılamayacak şekilde bu bilginin felç edici etkisinden korkar. Gerçi bilinmeyen güçleri olan böyle bir bağımlılığın varlığı onlara ne ad verilirse verilsin kabul edilir ama tehlikeli bir engel karşısındaymışçasına onlardan derhal yüz çevrilir. Her şey görünüşte iyi gittiği sürece... Böyle bir davranış yararlı bile olabilir. Ama her zaman böylelikle de aşırı iyi hissetme haline ve iyimserliğe rağmen dünyamızın temellerine kadar inen bir titremenin hissedildiği günümüzde aslında her şey iyi gitmemektedir. Örnek verdiğimiz rüyayı gören kadın elbette korkuya kaplan tek insan değildir. Buna göre bu rüya kolektif bir gereksinimi ve kolektif bir uyarıyı yeryüzüne inmeyi ve örümcek aşağıya kalanları yukarıya taşımadıkça tekrar yukarıya çıkmamayı betimlemektedir. İşlevselcilik bilince egemen olduğu sürece bilinç dişi telafi edici bütünlük simgesini barındırır. Bilinç dışı burada daha önce söylediğimiz gibi uçan örümcek imgesiyle somutlaştırılmıştır. Bu imge bilincin tek yanlılığını ve parçalılığını taşır ve bilinç dışı olanaklı kılmadığı sürece yukarıya doğru bir gelişme olmaz. Bilinçli istem bu yaratıcılık edimini tek başına başaramaz. Bunu somutlaştırmak için de rüya doğa simgesini seçmiştir. Paulusçu anlayışa göre neyi isteyeceğimizi bilmediğimiz için doğanın zayıflığımızı dile getiren bir iç çekişten başka anlamı yoktur. Bununla insan isteyebileceğine ve yapabileceğine dair batıl inancı telafi eden bir tutum tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda bununla dinsel tasavvurun üstün gücün hayvan biçimli simgesine bir gerilemesi de yani bir yılanın, bir maymunun ya da bir tavşanın kurtarıcı kişileştirmesi çoktan unutulmuş bir aşamaya geri adım da anlatılmaktadır. Hristiyanlıktaki Tanrı'nın kuzusu ya da kutsal ruhun güvercini günümüzde en fazla bir eğretileme değerindedirler. Buna karşılık rüya simgeselliğinde hayvanların, hayvanların biyolojisinde başrolü oynayan içgüdüsel süreçlere işaret ettikleri vurgulanmaktadır. Bir hayvanın hayatını nihai olarak belirleyen ve biçimlendiren bu içgüdülerdir. İnsan, Yaşamın sıradanlığı içinde özellikle de istencinin gücünün her şeye yettiğine inanıyorsa içgüdülere gereksinmiyor demektir. İçgüdülerin önemini yatsır, içgüdüleri içgüdüsüzlüğe varıncaya kadar küçümser, kendi varoluşunun bile içgüdülerinin yokluğuyla ne kadar tehlikeye girdiğini görmez. Bu yüzden rüyalar içgüdüye vurguluyorsa, böylelikle uyum sağlama yetimizdeki yaşamsal bir tehlikeyi oluşturan bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlardır. İçgüdüden uzaklaşmalar rüyalarda yine hayvanlarla ifade edilen duygulanımlarla dile getirilir. Bu yüzden dizginlenmemiş duygulanımlar haklı olarak hayvansal ya da ilkel oldukları kabul edilir ve bu nedenle onlardan kaçınılması gerekir. Ne var ki duygulanımları bastırmadan yani bilinçte bir bölünme gerçekleşmeden onlardan kaçmak mümkün değildir. Gerçekte ise onların üstünlüğünden kaçılamaz bilinçle keşfedilmeselerde herhangi bir yerde gerçekleşirler. En kötü durumda bir nevrozda ya da açıklanamayan kötü rastlantıların bilinç dışı bir düzenleyişinde açığa vurulurlar. Bu zayıflıkları aşmış görünen ermiş bu kazanımın bedelini dünyevi insanın onlarsız bir ermiş olamayacağı acıları ve yoksunlukları öder. Ermişlerin yaşamları hesabın kabarttığını göstermektedir. Hiç kimse hastalığa, yaşlanmaya ve ölüme götüren acılar zincirinden kurtulamaz. Duygulanıma, insanlık uğruna hakim olunabilir. Yani dizgin vurulabilir ve bunun yapılması da gerekir. Ama bu kazanımın bedelinin pahalı olması gerektiği de bilinmelidir. Bedeli hangi değer birimi üzerinde ödeyeceğimiz zaman zaman bizim seçimimize bırakılmıştır. Aşağıda kalmak bize bir crimen lesea meistatis humane yani insan onuruna karşı işlenmiş bir suç gibi görünen hayvan biçimli bir simge tabi olmak, elbette bu basit hakikatlerin bilincine varmak ve dünyevi insanın anatomi ve fizyoloji açısından ne kadar yükseklerde dolaşsa da antropoidlerin bir akrabası olduğu ve öyle de kaldığı gerçeğini hiçbir zaman gözden yitirmemek gerektiğinden başka bir anlama gelmez. İnsan doğasını sakatlamadan daha yüksek bir gelişmeye yazgılıysa böyle bir değişikliğe kendisinin gücü yetmez. Bu değişiklik insanın etkileyemeyeceği koşullara bağlıdır. İnsanın yaptığı sihirbazlık deneyi bir türlü başarılı sonuçlanmadığı için belki bir şeylerin onu yukarı çıkarması umuduyla dua ederek özlemle ve iç çekmeyle yetinmesini gerekir. Bu tavrıyla bilinç dışında yardımcı ve aynı zamanda tehlikeli güçleri bir araya getirir Onları anlarsa yardımcı, yanlış anlarsa tehlikelidirler. Bu güçlere ve olasılıklara ne ad verilirse verirsin, gerçeklikleri değişmez. Hiç kimse dindar insanın bu yaratıcı güçleri ve olasılıkları tutarlı bir şekilde tanrılar ve ruhlar ya da düpedüz tanrı olarak tanımlamasına engel olamaz. Dindar insanlar da deneyimlerine dayanarak buna uygun davranırlar. Birçok kişi bu bağlamda madde sözcüğünü kullanıyor ve bununla bir şey söylediklerine inanıyorlar. Onlara ikisin yerine yeyi koyduklarını ve böylece bir arpa boyu yol almamış olduklarını hatırlatmak gerekir. Kesin olan bir şey varsa o da bizim büyük muammanın çözümüne yakınlaşıp yakınlaşmadığını bile bilmeyen derin cahilliğimizdir. Bize böyle gibi görünüyorun ötesine bizi yalnızca inancın tehlikeli sıçraması götürür ki onu da yetenekli ya da istidatlı olanlara bırakmamız gerekiyor. Görünüşte ya da gerçek her ilerleme gerçeklerin deneyimlenmesine bağlıdır. Ve onların saptanması da bilindiği gibi insan zihninin karşılaştığı en zor görevlerden biridir. 4. Rüya bu çalışmayı kaleme aldığım sırada yabancı bir tanıdığım beklenmedik bir şekilde bana 27 Mayıs 1957 tarihinde gördüğü bir rüyayı gönderdi. İlişkimiz yazdığımız birer mektupla sınırlıydı ve bu mektupların aralarında bir iki yıllık bir zaman dilimi vardı. Kendisi astroloji sevdalısıdır ve eş zamanlılık sorunlarıyla ilgileniyor. Benim ufolarla meşgul olduğumu bilmiyor. Gördüğü rüyayı da ilgilendiğim konuyla herhangi bir şekilde ilişkilendirmiyor.'' Bana bu rüyayı göndermiş olduğu gerçeği ve bu doğrultuda verdiği ani ve beklenmedik karar daha ziyade istatistik ön yargılarının yatsıdığı akla uygun örtüşmelere dahildir. Rüya şöyle. İkindi vakti ya da akşam üzeriydi. Bir bulut perdesiyle örtülü olan güneş ufka yaklaşıyordu ama bu perde güneşin hala hatları belirli bir disk halinde aradan ışıldamasına izin verecek kadar inceydi. Güneş beyaz renkteydi. Bu beyazlık birdenbire olağan dışı bir solukluğa dönüştü ve bu solukluk batı ufku üzerinde ürpertici bir biçimde yayıldı. Gün ışığının, bu sözcüğün altını çizmek istiyorum, soluklu ürpertici bir boşluğa dönüştü. Sonra batıda birincisiyle aynı yükseklikte yalnızca biraz daha kuzeyde ikinci bir güneş belirdi. Merakla dikkat kesilmiş bir halde gökyüzünü gözlemlediğimiz sırada benim gibi gökyüzünü gözlemleyen geniş bir alana dağılmış çok sayıda insan vardı. İkinci güneş, disk gibi görünen birincisinin aksine net bir küreye dönüştü. Güneşin batması ve gecenin başlamasıyla birlikte bu küre hızla yeryüzüne yaklaştı. Gecenin çökmesiyle birlikte rüyanın havası değişti. Solukluk ve boşluk sözcükleri tam da güneşin yaşamının, enerjisinin ya da potansiyelinin kaybolması izlemini betimlerken şimdi gökyüzü korkudan ziyade huşu uyandıran güçlülük ve yücelik karakterine bürünmüştü. Yıldızları gördüğümü söyleyemem. Fakat gece göğü sanki ince bulut örtüsü ara sıra bir yıldızın görünmesine izin veriyormuş gibi bir izlenim bırakıyordu. Elbette bu gece görüntüsü yücelik, güç ve güzellik karakterine sahipti. Küre yeryüzüne büyük bir hızla yaklaştığında önce bunun yörüngesinden çıkmış Jüpiter olduğunu düşündüm. Ancak küre daha da yakınlaştığında büyük olmasına rağmen Jüpiter gibi bir gezegene göre fazla küçük olduğunu gördüm. Sonra belli ki evime gittim. Orada kendimi bir kızla konuşurken buldum. Kız hasır bir sandalyeye oturmuştu, önünde açık bir not defteri vardı ve çalışmaya başlamıştı. Hepimiz belki de daha güvenli bir bölge arayışı içinde bir yöne bana öyle geliyor ki güneybatıya doğru gidiyorduk ve ben kıza kendisinin de bizimle beraber gelmesinin daha iyi olup olmayacağını sordum. Tehlike büyük görünüyordu ve elbette bu kız orada yalnız başına bırakamazdık. Ne var ki kızın yanıtı kesindi. Hayır. Olduğu yerde kalacak ve çalışmasına devam edecekti. Aslında her yer eşit ölçüde tehlikeliydi ve her bir yerde bir diğeri kadar güvenliydi aklın ve pratik zekanın ondan yana olduğunu hemen anladım. Rüyanın sonunda bir başka kızla ya da muhtemelen yine daha önce hasır sandalyede oturup çalışmaya dalmış gördüğüm o son derece yetenekli ve özgüven sahibi kızla karşılaştım. Bu ikincisi yine de daha büyük ve netti. Yüzünü görebiliyordum. Bu kız da doğrudan doğruya ve ayırt edilebilir, işitilebilir bir sesle bana hitap ediyordu çok kesin bir sesle adımı ve soyadımı telaffuz ederek C.S. 11, 8'e kadar yaşayacaksınız dedi. Bu 8 sözcüğü aşılmaz bir duruluk ve netlikle yani sanki 11, 8'e kadar yaşayacağıma inanmadığım için azarlanmam gerekiyormuş gibi otoriter bir tarzda söylenmişti. Rüyayı gören adamın yorumu bu ayrıntılı betimlemeyi rüyayı gören adamın yorumlayıcı notları izliyor ve bu notlar bize yorumlamamız için belirli ipuçlar verebilir. Adam bekleneceği gibi rüyanın önemli noktalarından birinin rüyanın başlangıçtaki ani ruh hali değişikliği yani gün batımının ölümcül, korku verici solukluğu ve boşluğundan gecenin çöküşünün güçlü yüceliğine korkudan huşuya geçiş olduğunu düşünüyor. Bunun da şu sıralar Avrupa'nın politik geleceği konusuyla ilgilenmesiyle ilintili olduğunu söylüyor. Rüyayı gören adam yaptığı astrolojik spekülasyonlar temelinde 1960-1966 yıllarında bir dünya savaşının çıkacağından korkuyor. Hatta bu yüzden çok etkili politik bir kişiliğe korkularını dire getirdiği bir mektup yazmaya gerek duymuş. Bu sırada olağan olarak daha önceki korkuya kapılmış ruh halinin az çok ani bir şekilde değiştiğini, sanki bütün bu olayın artık kendisini ilgilendirmediğini deneyimlemiş. Elbette adam bu yorumuyla başlangıçtaki korkunun yerini nasıl olup da adeta kutsal bir ruh halinin aldığını açıklayamıyor. Burada kişisel değil, kolektif bir meselenin söz konusu olduğu kabulünde. Çok emin ve sonunda kültür ve uygarlığa duyduğumuz inancın zayıflık, solgunluk, ve boşluk anlamına mı geldiğini ve buna karşılık kendine gecenin çöküşünün yeniden bir enerji ve yaşam artışını beraberinde mi getireceğini soruyor. Ne var ki bu kavrayışa yücelik nitelemesi kolay kolay dahil edilemez. Adam dünya dışı uzaydan gelen ve bizim denetimimize tabi olmayan şeylere göndermede bulunuyor. Deist bir dille denilebilir ki Tanrı'nın kararlarını bilmek tamamen olanaksızdır ve gecenin sonsuzluğu da gündüz kadar önemlidir. Bu yüzden bize yalnızca sonsuzluğun ritmine boyun eğme olanağı bırakılmıştır. Ve böylece sosyal yapıdaki değişikliklere ayak uydurulursa gecenin acımasız yüceliği bir enerji kaynağı olacaktır. Öyle görünüyor ki bu rüya bu karakteristik bozgunculuğu insanın çaresizce maruz kaldığı yıldız çarpması antraktıyla vurgulanmaktadır. Bu rüyada rüyayı görenin de söylediği gibi genç hanımla karşılaşma dikkate alınmazsa cinsellikten eser yoktur. Sanki öteki cinsle herhangi bir ilişki zorunluluğu olarak daima cinselliğe dayanıyormuş gibi adamı sakinleştiren kendisinin de vurguladığı gibi bu karşılaşmanın gece gerçekleşmesidir. Bu örneğin de gösterdiği gibi cinsel farkındalıkla çok ileriye gidilebilir. Bu bakımdan hasır sandalye özellikle cazip değildir. Aksine rüyayı gören adam için kendisinin deyişiyle not defterinin de aslında işaret ettiği ortak merkezli zihinsel çalışmanın mükemmel bir koşulunu oluşturmaktadır. Rüyayı gören adam değindiğimiz gibi tutkulu bir astroloji araştırmacısı olduğu için 11-8 sayı kombinasyonu kendisine özel bir bilmece sunulmuştur. Bunları 11. ayın 8. günü olarak düşünmüştür. Çok ileri yaşlardaki bir bey olarak bu tür incelemeler yapmakta tamamen haklıdır. Astrolojik düşünüşleri temelinde bu uğursuz Kasım ayının 1963 yılına yani tahmin edilen Dünya Savaşı'nın ortasına yerleştirmektedir. Ama ihtiyatlı davranarak yine de emin değilim demektedir. Adam bu rüyanın onda kendisine böyle bir yaşantı bahşedildiği için özel bir hoşnutluk ve şükran duygusu bıraktığını söylemektedir aslında kişinin anlamamış ya da doğru anlamamış olsa bile zaten şükran duyacağı büyük denilen cinsten bir rüya söz konusudur. Dördüncü rüyanın yorumu. Rüya güneşin batışı ile başlamaktadır. Güneş bulutlar tarafından sadece yuvarlığa görülebilecek şekilde örtülmüştür. Böylelikle yuvarlak biçim vurgulanmaktadır. Bu eğilim ikinci bir güneş yuvarlağı Jüpiter, çok sayıda başka yuvarlak cisim ve dünya dışı uzaydan gelen şeylerle desteklenmektedir. Böylelikle bu rüya psikik UFO fenomenleri arasında sayılabilir. Güneşin tekinsizce solması, günümüz dünyası hakkında yaklaşan felaket getirici olayların öz sezisiyle yaygınlaşan korkuyu işaret ediyor. Bu olaylar yaygın görüşün aksine dünya dışı kökenlidir. Tanrıların babası Jüpiter yörüngesinden çıkmış ve dünyaya yaklaşmaktadır. Bu izlek akıl hastası şiraber'in anılarında karşımıza çıkıyor. Kendisinin etrafında dönen sıra dışı olaylar Tanrı'nın dünyaya daha fazla yaklaşmasına neden oluyor. Böylece bilinç dışı tehlike oluşturanı Büyük Jüpiter'in küçük kopyalarının görünmesinde dile gelen tanrısal bir müdahale olarak yorumluyor. Rüyayı gören adam buradan Ufolarla ilgili bir sonuç çıkarmıyor ve ufolarla bilinçli bir şekilde meşgul oluşu da simge seçimini etkilememiş görünüyor. Kozmik bir felaketin yaklaştığı, apaçık belli olduğu halde korku, epifaniye uygun şekilde kutsallık, vakar ve huşu dolu türden olumlu bir ruh haline dönüşüyor. Ancak tanrının gelişi rüyayı gören kişi için en büyük tehlike anlamını taşıyor. Çünkü gök cisimleri dünyada büyük bombalar gibi çatır diyorlar. Bu da adamın dünya savaşı korkusuna karşılık düşüyor. Ne var ki tuhaf bir biçimde beklenen yer sarsıntısına yol açılmıyor. Patlamalar da özel ve alışılmadık bir türden görünüyorlar. Rüyayı gören adamın çevresinde bir yıkım gerçekleşmiyor. Patlamalar ufkun o kadar gerisinde gerçekleşiyor ki adam tek bir patlama ışığını bile algılamadığını düşünüyor. Bu yüzden bu küçük gezegenlerle çarpışma gerçekte olabileceğinden sonsuz ölçüde daha zararsız gerçekleşiyor. Burada esas meselenin 3. bir dünya savaşı olasılığından duyulan korku olduğu görülüyor. Olaya dehşet verici görünümünü kazandıran da bu korkudur. Rüyayı görenin büyük bir heyecana kapılmasına yol açan fenomenin kendinden ziyade adamın olaya getirdiği bu yorumdur. Böylelikle bütün olay mükemmel bir psikolojik veçe kazanıyor.'' Bu durum hemen duruşunu bozmayan, kaygısız çalışmaya devam eden ve iyileştirilmiş versiyonuyla adamın ölüm tarihini söyleme kehanetinde bulunan genç hanımla karşılaşmayla da onaylanıyor. Kadın bunu öyle etkileyici bir tarzda yapıyor ki adam kadının sarf ettiği sözcüklerin sayısını yani 8'i vurgulamak gereğini duyuyor. Bu 8'in tesadüfi olmadığı bildirilen ölüm tarihinin 8 Kasım oluşuyla ortaya çıkıyor. 8'in böyle iki kez vurgulanışı hiçbir önem taşımıyor olamaz. Çünkü 8 iki kez 4'tür ve mandalalarda bireyleşme simgesi olarak neredeyse dörtleme kadar büyük bir rol oynar. Çağrışım malzemesinin yokluğundan ötürü 11 yoruma ancak deneme amacıyla ve geleneksel sayı simgeselliğinden yararlanarak değinilebiliriz. 10 birin mükemmel açılımlanışıdır. 1 tire 10 tamamlanmış bir çevrim anlamına gelir. Dolayısıyla 10 artı 1 eşittir 11 yeni bir çevrenin başlaması demektir. Rüya yorumunun hipotezi post hoc ergo propter hoc yani bundan sonra bundan dolayı olduğu için 11 8'e yani bir bütünlük simgesi olan okta olsa yani ufoların görünmesiyle ima edildiği gibi bütünlüğün gerçekleşmesine vardır. Rüyayı gören adamın tanımadığı belli olan genç hanım telafi eden anima figürü olarak anlaşılabilir. Bu kadın gölge olarak kişiliğe kadınsı yönler de ekleyerek bilinç daha tam bir veçesini temsil ediyor. Esas olarak bilinçli zihnin gölgesini ayrıntılı olarak tanıdığında kadın da sonra çok berrak bir şekilde görünüyor ve kadınsı özellikleri kişiliğine henüz eklenmediklerinde psikolojik etmen olarak en büyük etkide bulunuyor bu zıtlıklar birleşmediğinde bütünlük kurulmamıştır ve bütünlüğün simgesi olarak benlik henüz bilinç dışıdadır. Fakat özbenlik benlik kurulduğundaysa bir yatsımada görülür. Kendi başına bir varlık olarak bir rüyadaki gibi olsa olsa bunu ima eden anima ile örtülmüştür. Dinginliği ve güvenliği ile anima benlik bilincinin heyecanlılığının karşısında yer alır ve sekizin telaffuz edilmesiyle ufo yatsımasında mevcut olan bütünlüğe, özbenliğe göndermede bulunur. Kişiliğin düzenleyicisi olarak özbenliğin ve kişiliği etkileyen dominantların ya da metafizik ilkeler olarak bilincin bütünlüğe yönelmesini belirleyen arketiplerin muazzam öneminin sezgisi rüyanın başlangıçtaki vakur ruh haline yol açıyor. Bu ruh hali dünya savaşı ya da kozmik bir felaket anlamına geldiğinden korkulan, yakınlaşan epifaniye karşılık düşüyor. Buna karşılık anima daha doğru bilgiye sahip görünüyor. Rüyayı gören adamın çevresinde onun öznel paniğinin dışında aslında korkutucu bir şey gerçekleşmediği için beklenen yıkım en azından görünmez kalıyor. Anima felaketin duyduğu korkuyu görmezden geliyor ve buna karşılık korkusunun diyebiliriz ki asıl kaynağı olarak kendi ölümüne işaret ediyor. Ölümle yüzleşebilmesi daha önce hiçbir iradi çabayla ya da iyi niyetle mümkün olmayan bir tamamlamayı sağlamıştır. Ölüm bir insan yaşamının bilençosunun altına acımasızca sonuç çizgisini çeken bir tamamlayıcıdır. Bütünüyle şöyle ya da böyle ancak ölümle ulaşılır ölüm empirik olanın sonudur ve tinsel insanın hedefidir. Heraklitos'un dediği gibi uğruna kendilerinden geçtikleri ve bayramlar kutladıkları hadestir. Orada olması gerektiği halde henüz orada olmayan ve sona ermiş olması gerektiği halde henüz sona ermemiş olan her şey sondan yani nihai hesaplaşmadan korkar. Bütünlük için eksik olan şeylerin bilincine varmaktan olabildiğince kaçınılır ve böylelikle özbenliğin bilinçlenmesi ve bununla birlikte ölüme hazır oluşu engellenir. Özbenlik yansımada direnir. Örneğimizde Jüpiter olarak görünmekte ama yeryüzüne yaklaşırken çok sayıda küçük gök cismine adeta birçok özbenliğe ya da bireysel ruhlara dönüşmekte ve yeryüzünde ortadan kaybolmaktadır yani dünyamızla bütünleşmektedir. Bununla mitolojik açıdan bir cisimleşme, psikolojik anlamda ise bilinç dışı bir olayın bilinçli alanında yürümesi ima edilmektedir. Bu yüzden rüyanın anlamı doğrultusunda konuşarak rüyayı gören adama genel felaket korkusunu her şeyden önce bir kez kendi ölümünün ışığında incelemesini salık veririp, bu açıdan bakıldığında adamın tahmin ettiği ölüm yılının 1960 ile 1966 arasındaki kritik evrenin ortasına düşmesi karakteristiktir. Böylece dünyanın sonu onun kendi ölümüdür ve bu nedenle ilk planda kişisel bir felaket ve öznel bir sondur. Ancak rüyanın simgeselliği yanlış anlaşılmayacak bir biçimde kolektif bir durumu betimlediği için UFO fenomeninin öznel ve çesini genişlettirmeyi ve kolektif olan ama kolektif olduğu bilinmeyen bir ölüm korkusunun UFO'lara yansıtıldığını kabul etmeyi tavsiyeye değer buluyorum. Son zamanlarda uzaydan gelen misafirler hakkında başlangıçtaki iyimser spekülasyonlardan sonra tehlikeli olma olasılıkları hatta sonuçları henüz kestirilemeyecek bir şekilde dünyayı işgal etme tehlikeleri tartışılıyor. Bugünlerde sıradan bir ölüm korkusundan daha fazlasının nedenlerini aramaya gerek yok. Apaçık ortadalar ve her şeyi anlamsızca israf eden ve çıkmaza giren yaşamda ölüm anlamına geldiği için bir o kadar daha açıklar. Bu olgu tam da birçoklarının yaşamının derin anlamını kaybettikleri ve bu yüzden yaşama özgü çağların ritminin yerine saniye göstergesinin korkutucu tiktaklarını koymak zorunda kaldıkları günümüzde ölüm korkusunun doğal olmayan artışının da nedeni olabilir. Bu yüzden daha birçoklarına ele aldığımız rüyadaki animanın telafi edici tavrını diliyor ve kendilerine Holbein'in Baselli öğrencisi 16. yüzyılda yaşayan Hans Hopper'in sloganı gibi bir slogan seçmelerini öneriyoruz. Ölüm her şeyin sonudur, kaçamam ondan.